huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına lanet, Rahman'ın varlığına, birliğine hamdü bügayet. Bizleri seyreyleyen siz kıymetli seyircilerime sağlıklar, saatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Efendim ben bugün sizlere cahiliye döneminden bir minicik kısa anlatmak istiyorum. Bu dönemde alemlere rahmet, kainatın efendisi, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz teşrif etmediği bir dönem. Peygamberimiz gerçek ve hak dini yaymaya başlamıştı. İnsanlar grup grup etrafında toplanıyorlar. Onun öğrettiklerini öğreniyor. Onun yaşadıklarını hayatlarına katarak huzur buluyorlardı. İşte o günlerden bir tanesi Amr İbni Gür. Bu puta tapan bir putperestti. Hübel adında bir putu vardı. Onu her gün yıkar, temizler, çeşitli kokular sürer, boynuna çiçekler asar, önüne türlü türlü yiyecekler kor ve atalarından öğrendiği gibi tapınmaya devam ederdi. Fakat bu Amr'ın evlatları peygamber efendimizin saadet halkasının içerisine girmişlerdi. Babalarının bu durumlarına çok üzülüyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, çok şaşkındılar. Amr akşam olup yatınca evlatları izlice eve girip Amr'ın kutunun bulunduğu yerden kutu alıp Süriye Süriye götürüp bir çukurun içine atmışlardı ihtiyar amır sabahleyin kalktığında bakıyor ki yerinde putu göremiyor. Feryat figan içerisinde eyvah eyvahlar olsun tanrımı tanrımı çalmışlar nerede benim tanrım kim çaldı benim tanrımı diye telaş içerisinde sokağa çıkıp putunu aramaya başlar. Toz toprak içerisinde rezil ve rezil bir şekilde bir kuyunun içerisinde bulur o kütük parçasını, o Tanrım dediği tahta parçasını oradan alıp evine getirir. Onu yıkar, temizler ve çeşitli kokular sürüp boynuna çiçekler asar, önüne türlü yiyecekler koyar ve ondan özür diler, tapınmaya devam eder. Akşam olur, evlatları yeniden gelir babaları uyuduktan sonra o putu oradan alırlar, sürüye sürüye bu kez çok affedersiniz bir gubur çukurunun içerisine atarlar. Amr sabahleyin uyandığında putu yerinde göremeyince yine feryat içerisinde eyvahlar olsun tanrımı çalmışlar kim çaldı yahu tanrımı neden böyle yapıyorsunuz neden tanrıma eziyet ediyorsunuz diye yine dışarı çıkar ve o putunu aramaya başlar. Bakar ki o putu bir gubur çukurunun içerisinde baş aşağı yatmaktadır alır onu oradan tekrar evine getirir. Yine yıkar temizler ona çeşitli kokular sürer boynuna çiçekler asar onu evinin en güzel köşesindeki bulunan yerine kor önüne türlü türlü yiyecekler kor ve ondan özür diler ona tapınmaya devam eder. Yine bir başka akşam bu kez Bastonla dayana dayana gider Amr. Gençlik yıllarında kullandığı ve savaşlarda kullandığı kılıcını alıp getirir ve Amr'ın boynuna asar. Der ki eğer kudretin varsa seni çalmaya gelenlere bununla savunursun. Çaldırma kendini yahu der ve yatar uyur. Evlatları yine gelir bu Amr'ı bu kez alır götürür bunu bir köpek leşine bağlayarak o kubur çukurunun içerisine tekrar atarlar. Amr sabah olup uyanınca bakar yine putu yerinde yoktur. Telaşla evden çıkar, iter o gubur çukurun içerisine bakar ki o tanrım dediği tahta parçası baş aşağı yatmakta ve boynunda Amr'ın kılıcı vardır. Bu kez bir köpek leşine bağlanmış bir şekilde tepe aşağı çukurun içerisinde yatmaktadır. Amr "Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun." kendine bile kudreti olamayan bu tahta parçasına yıllardır Tanrım diye tapınmış. Oysa ki bunun kendine bile kudreti olmayan gerçekten bir tahta parçasıymış der. Ve hemen oradan döner, kainatın efendisi Resulullah Efendimiz'in yanına gelir. Diz çöker, sen Allah'ın Resulüsün, ben sana inanıyorum. Bana bildiklerini öğret. Ya Resulullah efendimize. Ya Resul der. Peygamber Efendimiz onun samimiyeti ve ihlasına güvenerek tebessüm eder ve oğlanlarına, oğullarına döner. Onlara da tebessüm eder. Oğulları babalarına yaptıklarını Resulullah Efendimize, Peygamberimize tek tek anlatmışlardır. Amr'ın ihlasına ve samimiyetine güvenerek emrolulan her şeyi tek tek Amr'a anlatır Peygamber Efendimiz. Amr o günden sonra ihlaslı, salih bir Müslüman olur değerli izleyenler. Bütün malını, varını, yoğunu Allah'ın ve Resulullah'ın yolunda harcamaktan büyük bir keyif alır değerli izleyenler. O gün bir tahta parçası vardı. Bugün ise hayatımızda vazgeçemediğimiz o kadar çok şey var ki değerli izleyenler. Var mısınız? Hep birlikte o vazgeçemediklerimizi o çukurun içerisine atalım. Ha? Her ne kadar sulçuğu nisan ettikse affola.